cihat sevabı kazandırdığını biliriz. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben başka bir şey diyecek halim yok. Bunları duyuyoruz. AK Parti'nin genellik varsa bunlara daha yapıları kompansiyon. Evet, maalesef yani. Bunların yani ceza şeyini hep gördük. Yani. Yani. Biz de gördük. Senin de oyunların. Yani o da sadece tek varlığı belli değil. Özetimde da insanın sahneye ortaklaşması, kardeşliği, bedelerinde sağlıklar. Çünkü o güneyde, bütün o güneyde, tüm insanlık kalimleri bir aradan tek şeyde, coğrafya. Ben gittim, görüştüm, tanımaya çalıştım. Şahsen oradaki kardeşlerimizi İslam adına da, ülke adına da bir garantör olarak onların varlığı, varlıklarını bir güç olarak, bir garantör olarak görüyorum. Böyle bir yazı da yazdım. Yani hükümete, devlete hitaben bu insanların millet engelleri kalkmalı, bu insanlar desteklenmeli diye de yazdım yani. Yazı olarak da yazdım. Yani ben öyle inanıyorum şahsen. Sayın Cumhurbaşkanı, bu şahıslar suçluysa onları içe attıran da suçludur diyorsunuz ki siz ifade ediyorsunuz zaten. İçeri attıran atan suçlu, attıran da suçlu olmaz ki. Yani evet, demek ki bunu bir şey olması lazım. Yani aklı selimle buna bir adım atılması lazım ve ciddi bir şekilde üzerinde durulması lazım. Tabii ki evet. Kardeşimizin de dediği gibi sizin gibi değerli abilerin şeysiyle inşallah diyoruz ki sosyal medyada şey yaparlar inşallah. Allah razı olsun. Evet, bu doğuda, güneydoğuda, hatta belki İstanbul'da cereyan eden pek çok mümin kardeşimizin içeride olmasına sebep olan olaylar bir Müslüman olarak beni de çok üzüyor, gerçekten üzüyor. Bir takım insanlar, bir takım kumpaslarla, bir takım oyuna getirmelerle çeşitli örgütsel iddialarla içeriye atılmış ve içeriye atılma sürecine baktığımız zaman karanlık bir süreç, 28 Şubat süreci, 90'lı yıllar, içeri atanlar kim belli değil, neden içeriye atmışlar belli değil, devletin gizli parmağı var belki, jitem var, öbür taraftan bugün artık devletin bir terör örgütü olarak gördüğü bir örgütün elemanlarının büyük ölçüde parmağı var olduğu söyleniyor. Durum böyle olunca bu kardeşlerimizin mağduriyetini önlemek için devletin yetkilileri bunun üzerine gitmesi lazım. Bu bir vecibe. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl insanlar eğer suçsuz olarak içeride yatıyorlarsa bu adaletsizlik birilerini sarsar. Arş-ı alayı sarsar yani. O zaman bunun üzerine gitmeliler. Yine bu kardeşlerimizin dediği gibi yani haklı olarak içeride yatıyorlarsa, bir suç işlemişler de yatıyorlarsa, buna kimse bir şey demiyor. Ama böyle değilse, bu suçlar tamamen yapay suçlarsa ve birilerinin iddialarından ibaretse, o zaman onların dosyalarının tekrar çıkarılmaları, gündeme getirilmeleri, yeni baştan gözden geçirilmesi ve adaletin temin edilmesi gerekir. Aksi takdirde bir devlet olarak, devletin büyüklüğüne yakışmayan bir durum ortaya çıkar. Müslüman olarak yani bir takım insanların sırf belki Müslümanlıkları sebebiyle veya başka türlü düşünen Müslümanlıkları sebebiyle insanların mağdur olmaları bizim inancımıza, ahlakımıza, edebimize aykırı olan bir şeydir. Bunu halletmek için devletin bir an önce gerekeni yapması lazım. İddia var ortada ki yani bir suçsuz yere yatıyor bu insanlar. O zaman bu iddiayı haksız bir iddiaysa haksız olduğunu ortaya koymaları lazım. Haklı bir iddiaysa o zaman onun gereğini yapmaları lazım. Adalet bunu gerektirir diye düşünüyorum ben şahsen. Biz 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdur ailelerin inisiyatifi temsilcisi olarak bugün Sayın Faruk Beşer'i ziyaret ettik. Ziyaretimiz çok olumlu geçti. Bu mağdur olan ailelerimizle beraber geldik, ziyaret ettik. Allah razı olsun, kendileri teveccüh gösterdiler, ilgilendiler ve ilgileneceklerini de söylediler. Özellikle kendileri de bu konuya değindi. Bacılarımızdan da, bu mağdur olan kardeşlerimizden de, onları da dinledik. Bu ailelerimiz gerçekten çok mağdurlar ve mağduriyet yaşadılar.
15 yıldır, 20 yıldır içeride olan kardeşlerimizin aileleri gerçekten çok mağdur oldular. Ve bu mağduriyet hala devam ediyor. Bizi en çok üzen taraf odur. Özellikle bu 15 Temmuz olayından sonra hükümetin bu işin farkında olup bu kardeşlerimizin özellikle FETÖ yargısı sonucu haksız ve suçsuz bir şekilde zulmen içeriye atıldığını farkına varıp aklı senin bir adım atacağını umuyorduk. Lakin şu ana kadar hiçbir adım atıldığını görmedik ve şu anda da bilmiyoruz. Öyle bir çalışma olup olmadığını da bilmiyoruz. İnisiyatif kurulmadan önceki süreçte de STK olarak aynı zamanda siyasi parti olarak biz bu kardeşlerimizin arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Onların mağduriyetini her yerde haykırmaya devam edeceğiz. 17 yıldır eşim cezaevinde. Yani bu 17 yıl süreci içerisinde çektiğimiz mağduriyetin haddi var, hesabı yok. Yani biz bu mağduriyetin artık son bulmasını istiyoruz. Yani devlet büyüklerimizin artık bir şekilde bir açılım yapmasını istiyoruz. Yani bu kadar eziyet, zulüm, neden, niye olmasın, bitsin artık yani, bitsin. Allah rızası için artık bitsin, gerçekten tükendik yani. Yani çocuklarım, benim 6 yaşındaki kızım babası cezaevine girdiği zaman 6 yaşındaydı. Şu an benim 6 yaşında torunum var yani. Baba ne bunların düğününü gördü, ne derneğini gördü, ne mutluluğunu, ne okullarını, hiçbir şekilde hiçbir şeyle müdahil olmadı yani baba. Yok yani, nerede baba, yok. Baba var ama yok. Nerede, haksız yere cezaevinde çürüyor. Yani 17 yıl dile kolay yani. Dilde çok rahat söyleniliyor. 17 yıl ne ki? Ama sen o hayatı, 17 yıl ki o hayatın içindeki o çileyi, eziyeti, ızdırabı, çocuklarımın her gün gözyaşını dinlemek. Yani ben bir yerine göre bir anne olduğum, bir kardeş olduğum, bir psikolog olduğum, bir gece üçlere kadar çocuklarıma teselli vermekten yani. Çocuklarım büyüdü, evlendi, şu an halen gözyaşlarıyla çocuklarını büyütüyor. Ben çocuklarımı büyütürken ağladım. Onlar şu an kendi çocuklarını büyütürken ağlıyorlar. Biz yani ayakta durmaya çalışıyoruz Allah'ın izni ve kudretine. Bu da Allah'ın yardımıdır yani. Olsun. Eğer yani bu dünyada zulüm varsa ahirette de mükafatı vardır inşallah yani. Bize zulmedenlere Allah-u Teala hem dünyada hem ahirette yani hakkımızı binlerce kez sorsun. Benim babam cezaevinde. Benim küçüklüğümden beri cezaevinde. Ben babamın nasıl, yani baba kelimesinin anlamını bilmedim yıllarca. Hep içimde yaşadım. Şu anda benim yaşımdaki bir kızımla benim olgunluğumu yan yana getiremezsiniz. Hep olgun davranmaya çalıştım, kimseye yansıtmamaya çalıştım ama olmuyor. Dayanamıyorum. Yani ben 10 yaşına kadar babam orada askerlik yapıyor diye biliyordum. Sonradan artık anlamaya başladım. Annemler bana dedi ki baban camide çocuklara ders verdiği için onu kötü adamlar aldılar dedi. Ben o gece düşündüm, çok ağladım. Akılsız erdiremedim, nasıl olur yani, bunu yapan birisi nasıl cezaevine atılır diye çok düşündüm. Hala da bir anlam katamıyorum ya, düşünemiyorum, bilmiyorum. Ben onları hakkımı helal etmiyorum. Ben de isterdim bayramda babamdan harçlık istemek. Yani başımızda olsun isterdim hani. Ben İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul'un hiçbir yerini bilmiyorum. Hani babamla gezmek, görmek isterdim. Anlamak isterdim. Onun elini tutmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmek isterdim. Bunlardan yoksun büyümek, anlatmak yani çok zor. Yani ben yıllarca görüşlere gittim. Hani o senin baban dediler ama ben onu yani babamış gibi hissedemiyordum çünkü yanımdaydı, elimdeydi, kucağında oturuyordum ama hiçbir zaman böyle onu böyle tam bir baba gibi hissedemiyordum. Yanımda değildi çünkü. Anlatamıyorum yani bu duyguyu. Yani bayramda
bayram görüşüne gidiyoruz. Bayramda babamdan harçlık istemek yerine ona hani acımı hissettirmemek için daha böyle şey güzel giyiniyordum, kendimi hazırlıyordum, ağlamamak için hazırlıyordum. Üzülmesin orada diye, ben böyleyim, o böyle, beni gördüğü için üzülmesin diye böyle kendimi hazırlayıp gidiyordum oraya. Her zaman içimde tutuyordum. Daha yeni yeni açmaya başladım. Hani rüyamda görüyordum, hep babam gelecek, birlikte dolaşacağız, hep birlikte olacağız diye hep böyle görüyordum ama yani söyleyebildiğim tek şey buydu. Hani herkes babasının elini tutardı, ondan izin isterken ben hep annemden isterdim. Baba nedir, ben hala ne demek olduğunu bilmiyorum. Başımızda durmasını ben çok isterdim ama olmuyor. Sırf bunu yaptığı için bizi bu kadar ayrı düşünmeleri ben katlanamıyorum. Düşünmek bir de acı geliyor yani. Yeter diyorum, lütfen bize yardım edin. Biz çok mağduruz. Ben babamı artık yanımda istiyorum. Kardeşim Mesut Tunca 17 yaşındayken cezaevine girdi. 26 yıldır hala cezaevinde. Türlü türlü işkenceler gördü. İşkence altında hep kağıtlar imzalatıldı. İşte 36 yıl aldı. Ailem işte şu an Diyarbakır cezaevinde. Çok cezaevleri gezdi, çok gezdi. Sivas, Bartın, Elazığ, Bingöl bayağı cezaevleri dolaştı. Ailem de onunla beraber peşinde dolaştılar. Yani çok perişan oldular. Çok perişan olduk yani. Hep beraber ailece perişan olduk. Çalmadığımız kapı kalmadı. Cumhurbaşkanlığından bütün bakanlıklara mektuplar yazdık ama hiçbir cevap yok. Hiçbir cevap alamadık hiçbirinden.